tüm yurtta huzur içerisinde gerçekleşmiştir. Bu seçim sürecinde oy verme gününde sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlimize ve oy verme esnasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet diliyor, ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren değerli kurul üyesi arkadaşlarıma, kurum personelime teşekkür ediyorum. Ayrıca il ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, seçim personelimize, sandıklarda görev alan kamu görevlilerimize ve siyasi parti temsilcilerimize de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine tekrar huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere desteğini sağlayan İçişleri Bakanlığı'na, güvenlik görevlilerimize, yurt dışı oy verme sürecinde bizlerle beraber olan Dışişleri Bakanlığımıza ve personeline, seçim sürecinde teknik desteğini sağlayan PTT'ye, Türk Telekom'a, ayrıca seçim bölgelerinde bizlere yardımcı olan tüm belediye başkanlarımıza ve personeline ve ayrıca burada ismini sayamadığımız seçim sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu çalışanlarına ve vatandaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Saat 15.15 itibariyle yurt içi sandık sayısı %100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı %88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise %52,69 oranında bir katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35.874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %49,51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44,88, Sayın Sinan Oğan'ın %5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin %0,44 oy aldığı görülmüştür. 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35.874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %49,54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de %44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6.271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere kısaca ülkemizde ilk defa gerçekleşecek olan ikinci tur seçimleri hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra 6.271 sayılı yasanın 4/2 maddesi uyarınca geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte olup kurulumuz az önce almış olduğu karar ile geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17'den 20'ye çekilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun merak ettiği bir diğer husus oy pusulalarının ne şekilde olacağıdır. Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce alınmış kararımız bulunmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada oy pusulasında yer alacaktır. Ayrıca bugün itibarıyla 6271 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs 2023 Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak ve 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü başlayan oy verme işlemleri yurt dışında ilk kez ikinci tur oylama yurt dışında bu şekilde başlayacak. Yurt içerisinde ise 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. Ayrıca bu dönemde de birinci tur oylamada olduğu gibi Cumhurbaşkanı adaylarının radyo televizyondaki konuşmaları için kura çekimi, akabinde de radyo ve televizyon konuşmaları gerçekleştirilecektir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, Türk demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını dileriz. Kolay gelsin arkadaşlar.